Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Ford'un C sınıfı SUV modeli Kuga'yı inceleyeceğiz. Genelde biliyorsunuz aslında açılışta arabanın dışında oluyorduk. Fakat bugün felaket bir yağmur var. Evet. Dolayısıyla... arabayı kenara çektik, böyle durduk. O yüzden burada açılışı böyle yapalım dedik arkadaşlar. Aynen öyle. Arabanın içinde yapmak zorunda kaldık açılışı. Evet. Her zaman olduğu gibi incelememizi arkadaşlar ilk olarak aracımızın dış tasarımıyla değişen hatlarla başlayacağız. Ardından yine bir sürüş deneyimi yapışacağız sizlerle birlikte. Bu sürüş deneyimi esnasında da arabanın teknolojilerinden vesaire bahsedeceğiz. Evet Özgür abi, arabanın biliyorsun önceki nesille Kuga, önceki nesildeki Kuga ile daha doğrusu evet. Bu Kuga arasında çok büyük fark var. Fark var. Yani ön panel tamamen hiç değişmiş. Araba değişmiş. Evet, bayağı bir değişmiş. Araba İçi de çok komple değişmiş. İçi de komple değişmiş. Hatta mesela bunda açalım şu cam tabanı ya. Biraz ışık gelsin içeri dedim. Bak cam tabanımız var. Mesela bu modelde ekstra olarak geliyor. Şu an açıldığını da görüyorsunuz yukarıda. Güzel bir teknoloji. Böyle ben yağmur ön hatları beğendim. Beğendin. Yani güzel. Özellikle bir önceki Kuga ile kıyaslandığında o Kuga benim yaşım, benim gözümde şöyle bir arabaydı. Yani böyle 50 yaş arabası gibi. Şimdi bu biraz daha sportif araba. Biraz daha sportif, böyle 30 yaşa kadar inmiş yani, benim emsallerim falan alabilirler, binebilirler. Gerçekten güzel olmuş. Önden bakıldığında böyle biraz daha hırçın, biraz daha böyle genç, biraz daha asi bir havası var. Evet. Arkadan bakıldığında da çok güzel araç. Yani arka stoplar, arka o tamponatları vesaire gerçekten çok güzel olmuş. Gerçekten. Hani bu S-Line'a özel bir durumda değil. Hani diğer boş modellerine de baktığımızda aynı sportifliği, aynı şeyleri yine görüyoruz. Tabii S-Line'de ekstra ne var? 19 inçlik çok beğendiğimiz jantları var. Jantları çok güzel, evet. Bu aracın özellikleri, jantları çok güzel. Ama onu zaten boş modelini alıp yine parasını verip alabiliyorsunuz. Ama bayağı bir paradır o jantlarda tek başına muhtemelen. Evet, evet, evet. Yani az bir şey değil arkadaşlar. Yine 5-6 bin lira vardır en az. Bütün farlar ki belli bir paketten sonra sis farı da dahil olmak üzere LED. Evet, LED olsun artık. Çok iyi bir aydınlatması var bu arada. Adaptif. Dönüyor arkadaşlar. Adaptif olarak dönüyor. Evet. Özellikle virajlarda falan virajın içini dışını aydınlatmak için otomatik olarak dönüyor. Gündüz farları, gündüz aydınlatmaları vesaire yine var. Arka taraflar yine LED arkadaşlar, stoplar şöyle gerçekten çok güzel. Ben beğendim aracın dış tasarımını ya. Kaput falan böyle hafif yine girintili çıkıntılı falan. Evet. Ama dediğim gibi şöyle öne doğru eğilen sportif bir yapısı var. Ön farlar çok hoşuma gitti benim, özellikle farların yapısı. Bu eski standartları bayağı bir değiştirmiş. Yani eskiden biliyorsun Ford'un bir klasik çizgisi var şu. Evet, dümdüz bir çizgi vardı. Başka şimdi, bir şey değil. Evet, evet, ama bu Kuga'da gerçekten Puma'da da Puma'da aynı. Puma'da da aynısı. Onu diyecektim tam. Ya bu Puma'nın abisi gibi bir şey olmuş. Bir önceki nesildeki Kuga Puma'nın dedesi gibi bir şeydi böyle. Bu bir abisi abi olmuş. Falan olmuş. Zaten yani. Benziyorlar yani birbirlerine özellik olarak filan da. Tabii Kuga daha üst seviye, daha ferah. İçi mesela görüyorsunuz. İşte mesela şuralarda şeyler var. Onlar da güzel. Gözlük kabı saklama falan. Kabı var. Bu içi çok güzel, yumuşak tasarlanmış. Sunroof'umuz var. SOS sistemi var. Şöyle enteresan. Hepsi ne var artık ya. Evet. Ama bunda şu güzel. Burayı açıyorsun ya, burada bir kırmızı tuş çıkıyor. Ondan evet. Hani filmlerdeki gibi hani. Diğerlerinde direkt normal. Direkt basıyorsun tuş. Yani. Bu, evet, ama bunu buraya açıyorsun, buraya basıyorsun falan. Ondan daha sonra sistem çalışıyor. Olmuş. Güzel olmuş. Biz tasarımını ben de çok beğendim. Hani oturaklı bir tasarım var. Güzel bir tasarım var. Böyle dinamik bir tasarım var. En evet. Azından dış taraftan bahsediyorum ben. Kaslı görünüyor. Kaslı görünüşünün yanı sıra sportif de gözüküyor. Aynı fikirde. Bir de iç tasarımda şunu söyleyeyim. Arka koltuklardaki yaşam alanı çok güzel. Onu söyledik. Zaten C-Sınıfı olduğu için modellerde arka taraftaki yaşam alanının dar olduğunu söylemek absürt kaçar olur. Biraz. Fakat, B sınıfında dar. Dar. Ama evet. Onu zaten belirtiyoruz biz. Ama C sınıfında gayet geniş arkadaşlar. Arka tarafta yine koltuklar hareket edebiliyor. O güzel. Aynen. O onu söylemedik. Onu söylemiş olalım. Kaptur'da da vardı. Evet. Kaptur'da da vardı. Ve bunda da var. Normalde 511 litre olan bagaj hacmi bu sayede daha da arttırabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, gelelim otomobilin yakıt ile ilgili tüketim değerlerine. Şimdi biz bu aracı 244 kilometre kullandık. Tabii ki çok yoğun trafikte de kullandığımız oldu. Açık bir trafikte kullandığımız da oldu. Toplamda 12 saat kullanmışız aracı ve 7.6 litre 100 kilometrede bir ortalama vermiş durumda. Bence bu tarz bir otomobil için ve dizel otomobil olduğu için makul, ama eğer daha az yoğun trafikli bir yerde yaşıyorsanız rakamı daha da düşürmeniz mümkün, ya da şehirler arası yollarda bu rakam 5.5-6 litre civarında değişecektir diye düşünüyoruz. Arka tarafta da yine koltuk ısıtmamız var. Tabii bu ek bir paket. Paket, aynen. Havalandırma kanalları var. Bir de prize yer vermişler. 230 volt. Ranger'da da vardı. Vardı, evet. 230 volt. Yani uzun bir yola gidiyorsunuz arkadaşlar. Laptopunuzu takın arka tarafta. Gayet rahat bir şekilde bütün yol boyunca eğlenebilirsiniz.
Bu güzel bir opsiyon. Arkadaki geniş olması da güzel. Yine kol dayamada bardaklıklar vesaire olayları mevcut. Bununla uzun yola gideceksen arkada oturacaksın zaten. Şöyle yarda rahat rahat. Aynen oturacaksın öndekiler. Araba gidecek kendi kendine. Güzel olur yani, öyle söyleyeyim. Evet, şimdi dilersen Özgür abi yola çıkalım. Çıkalım. Hem arabanın içinde ne gibi teknolojiler var, neler var vesaire, bunlardan bahsedelim. Bakalım bizleri neler bekliyor. Hadi bakalım. Yeah. Evet Osman'cığım, az önce söylediğin gibi şimdi içerideyiz. Sen de kullandın, ben de kullandım Ford Kuga'yı. Evet. Deneyimlerimizi aktaralım izleyicilerimize, takipçilerimize. Öncelikli olarak şunu ben senden söylemeni istiyorum abi. Bu araç gırtlağa kadar dolu bir araç. Yani evet. Şimdiye kadar inceleme amaçlı o kadar çok araç geldi bize, biliyorsun. Ama ben bu kadar dolusunu hatırlamıyorum açıkçası. Ve bu kadar pahalısını da. Ya şimdi pahalı mevzusuna sonra gireceğiz zaten. Evet. Fiyat olayını söyleyeceğiz zaten ama Ford bunda yani hangi teknolojisi varsa koymuş. Onu da koy demiş. Bunu da koy demiş. Şu gereksiz ama olsun onu da koy demiş. Her şeyi koymuş. Peki bunlar neler? Şunları bize bir söylesen. Şimdi önce ben böyle... Liste uzun. Liste uzun. O yüzden uzun not var. Aldım ben. Bayağı bir not aldım. Şimdi bu paket SD ile paketi. Biliyorsun Ford'da işte farklı yani paketler var. Style var. Titanium var. Bir de SD Line var. SD Line en pahalı paket ve en donanımlı paket. Bunda ne var? Hemen söylüyorum. Şunu sorayım ben. SD Line'a da artı bir şeyler koyabiliyor muyuz? Evet, onları yani da söyleyeceğim. Yani en full değil, yine koyabileceğim şeyler evet. Var. Evet. ST-Line'de 19 inç alüminyum jantlarımız var. Arka kol dayama ve bardaklığımız var. Sürücü dikkat takip sistemi var. ST-Line body kit ve iç tasarım detaylarımız var. Ki mesela koltuklardaki kırmızı, şu, aynen, dikişler, kırmızı dikişler falan filan. Alaşım pedal, spor süspansiyon var. LED'siz farları var. Direksiyondan vites değiştirme var. F1 vites. Evet şu. Onu gördüğün gibi zaten. Renkli fren kaliperleri var. Fren kaliperlerimiz de renkli. Onu da söylemiş olalım. Tam boy arka rüzgarlığımız mevcut. Bang & Olufsen ses sistemi var. Elektrikli ön koltuklar var. O yalnız sadece seninkinde elektrikli, evet, bu arada. Bu, o değil, o değil. Bu yolcu koltuğu manuel yapıyorsunuz. Yolcu tarafındaki şeyi. Dinamik LED ön far sistemi var. Bir de şu HUD display deniyor. Head-up display. Göz hizası gösterge paneli var. Bu ST-Line'in standardı. Şimdi bunun üzerine ne var diyecek olursunuz? Artı olarak bu arabada konfor paketi var. Isıtmalı ön ve arka koltuklar ki şu an açtık mesela. Evet, havada yağmurlu bu arada. Sakollu evet. Biniyoruz ama. direksiyon ısıtma. Isıtması var. Isıtmalı ön cam var. O da önemli. Ön cam da ısıtmalı. Evet. Ve akıllı bagaj kapağı var. Bu konfor paketi. Yani bunu ST-Line'de alsanız ekstradan para verip bu paketi alıyorsunuz. Bu paketin fiyatı biliyor musun peki abi? Fiyatı ya şeyle çıkartacağım. Şu an ezberimde yok ama ekranda koyarız onları. Onların hepsi fiyatını vereceğiz. Çünkü bayağı dolu bir paket yani. Ön arka koltuklarda ısıtma, işte bagaj evet. Kapağı falan filan. Valla ezberimde yok ama koyacağız. 13.000 mi 15.000 mi öyle bir şey olması bayağı lazım. Bayağı bir para o zaman. Var yani. Teknoloji paketimiz var. Şimdi o da bir paket malum. Dur kalk özellikle adaptif hız kontrol sistemi var. Ford Copilot 360 şeritli hizalama sistemi var. Kör nokta uyarı sistemi var ki bu hem aynalarda var hem de sen geri çıkarken arkadan araba geçerse falan onu uyarıyor. O güzel. Sürücü dikkat takip sistemi söyledik. 180 derece ön görüş kamerası ve kapı koruma sistemimiz var. Bu gibi teknolojiler de teknoloji paketinde var. Şimdi bizim otomobilimizde evet. Var bu. Bu da ekstra. O da ekstra. Onun dışındaki şeyler var zaten. Var da var. Ben biraz size motorundan bahsedeyim istersen. 1.5 litrelik, şimdi farklı motor seçenekleri var bu arada. 1.5 litre benzinli var. 1.5 litre dizel var ki bizimkisi EcoBlue dizel diye geçiyor. 2 litre dizel var. Bir de 2.5 litrelik PHEV denilen hibrit. Hem elektrik motoru var hem de benzinli motoru var. O var. Bizim kullandığımız bu aracın 120 beygir, 300 Nm'lik 1.5 litre EcoBlue 8 litre otomatik şanzımanlı dizel araba olduğunu söyleyelim. Şimdi tasarımdan başla istersen Osman. Gelelim fasulyenin faydalarına. Tasarım benim hoşuma gitti. Yani şurada kullanılan malzemelerin kalitesi vesaire ortada. Baktığınız zaman buralar yumuşak, sert değil. Şuralar sert sadece. Şuralar bile yumuşak hatta. Belli bir şeyden aşağısı yumuşak. Sert. Yani sadece şu klima panelinin bulunduğu nokta evet. Sert. Kapılarda da mesela sadece şu tutma kolu sert. Onun haricinde buralar, şu hatta şurası bile yumuşak. Yani gayet malzeme kalitesi açısından benim çok hoşuma gitti. Özellikle şu piano black detay, karbon tasarım. Evet. Karbon gibi bir diyelim, evet. Hat verilmiş. Çok hoş bir hat. Onun haricinde head-up display vesaire olması gerçekten güzel.
Şu ekran dijital. Ekranın gösterge tamamen dijital olması güzel ve fazlasıyla bunu biz özelleştirebiliyoruz. Yani burada neleri görmek istediğimizi vesaire hepsini seçebiliyoruz. Sadece şu ekran beni biraz sıkıntıya soktu. Zaman zaman dondu bende bu. Yani mesela şöyle belki şey ben çok hızlı basmışımdır ama mesela FM radyoda basıyorum böyle 2-3 tane radyoya bastım. Hala orada kilitlendi kaldı böyle bir loading işareti gibi bir işaret var. O dönüp durdu. Bunu 2-3 kere rastladım, onu belirtelim. Belki bu cihazın sorunudur. Yani artık şans meselesi ya da var mıdır öyle bir sıkıntı bilmiyorum ama genelde araçlardaki yani bu multimedya sistemlerinde bu tarz sorunlar oluyor. Mesela bende Sportage vardı. Onda direkt kilitleniyordu mesela. Şuraya adamlar bir reset şeyi koymuşlar. Oraya böyle bir ince bir şey sokunca resetliyordu radyo kendini. Yani adamlar da o sorunun olduğunu biliyordu. Ben yaşamadım öyle bir sorun bu arada. Ben de kullandım arabayı. Ben yaşamadım ama sana denk gelmiş olabilir. Sen FM'e fazla girmemiştin. Girdin mi radyoya? Girdim, radyoda girdim. Telefondan da kullandım. Radyoda girdim. Ses sistemi özel bir ses sistemi. Ben Bang & Olufsen'in onu söyledik. O da aynen, paket. Yani çünkü açtığında o kaliteyi hissediyorsun. Yani normal klasik böyle bir otomobil ses sistemi değil. Dolayısıyla içerisi bu arada ferah. Bu hoşuma gitti benim. Yani C segment SUV'den bahsediyoruz. Sen B'leri beğenmiyorsun ya ama B'ler dar. Bak şimdi B'ler gerçekten dar ama C segment SUV'ların genişlik hissiyatı bu araçta mevcut. Bende Sportage vardı. O da C segment SUV'du mesela. O da genişti. Sonrasında biz seninle iki tane B segment SUV test ettik. Puma'yı test ettik ve Captur. Evet Puma. Onların için dardı mesela. Özellikle arka taraf bir hayli dardı. Onun arka taraftaki maşallah konfor alanı, yaşam alanı vesaire gibi de gayet geniş. Onu zaten göstereceğiz onu. Gösterdik daha doğrusu videonun. Bir de şimdi hani arka tarafta da koltuk ısıtma olsun. 220 volt çıkışı var. 230 volt hatta bir çıkış var. Evet. Bu şeyde de var. Ranger'da da vardı hatırlayacaksın. Ama orada arkadaşlar söylüyoruz hep ütü falan kullanmayın arabada. Hani böyle basit işler ufak tefek akım çekmeyecek. İyi ki bunu söyledim bak yoksa millet ütüsünü kapıp arabada ütü yapardı değil mi? Ama Amerikan priz çevirici takmak lazım. Yok onlara direkt takılıyor. Direkt takılıyor mu? İki yuvaya giriyor tabi. Oraya şey takamazsın ama böyle hani şeyli priz topraklı olmaz oraya. İnce çünkü kalın olması, ince olması lazım. O yüzden zaten hani ütü falan bağlayamazsın. Ama çevirici koyarsan bağlarsın. Çünkü bayağı bir hani güçlü çıkış ama var. Ama yakarsın. Ya gereksiz. Evet, o ayrı mesela o muhtemelen laptop, telefon vesaire şarj etmek evet daha basit şeyler. Burada iki tane USB koymuşlar mesela. Arkada USB yok ama. O dikkatimi çekti. Bir de USB'lerin bir tanesi tip C, bir tanesi tip A dediğimiz standart. Bana şu hala saçma geliyor bu arada. Onu söyleyeyim teknolojik olarak söylüyorum bunu. Şimdi tip C ve tip C'den atıyorum Lightning'de veya tip C'den tip C kablo bulmak kolay değil şu anda. O yüzden bence ikisi de tip A olsa daha iyi olurdu gibi geliyor. Mesela Mercedes komple tip C yapıyor. Hiç tip A koymuyor. Ya tip C kullanan kablolar da var şimdi. Şöyle bir şey atıyorum. Apple'da var. Apple'da biliyorum. Ya şöyle bir durum. Bazı Android telefonlarında mesela adaptöre giriş kısmı Samsung da tip C. Samsung yapmaya başladı. Aynen. Evet. O yüzden bence bu şekilde olması farklı bir alternatif sunuyor ve iyi. Nedir? Bir tane USB koymuş, bir tane tip C koymuş. Hı hı. Hani çevireceğe ihtiyaç duymadan kullanabiliyorsun. Çakmak girişi var orada bir tane de şurada. Şu gözün kol değmanın içerisine çakmak girişi koymuşlar. Bunda soğutma vesaire yok. Onu da belirtelim. Bu orta konsol bu arada çok güzel. Benim orta konsol güzel. Vitesi zaten klasik bu biliyorlar. Takip eden Focus'ta arkadaşlar da var. İzleyen arkadaşlar da biliyordur. Ford'un yeni nesildeki vites şeyi bu şekilde. PRND var. Bir de M aynen, var. Çevirin, şöyle çeviriyorsun. O şekilde. Elektronik park frenimiz var. Şeylerden de biraz bahsedebilirsin. Auto hold var. Auto hold var. Auto hold'u açtığımız zaman gayet güzel gidiyor. Yani ben dimdik bir yokuşta test ettim mesela. Gram kaydırmadı. Otomatik park sistemi var. Otomatik park sistemi onu zaten bahsetmiştik abi. Çok gerekli bir teknoloji değil. Evet, mesela şu park sistemini koymayıp fiyatı biraz daha düşürseler daha iyi olur muydu? Bence olurdu. Aynı fikirdeyim. Bir de şey şurada, var biliyorsun. Çekim şey kullanım modları aynen, var. Kullanım modları var. Eko var. Bastıkça değişiyor mesela. Sport var. Sport var. Kaygan var. Kaygan zemin dediği kar ve yağmurlu havalarda şu andaki olduğu gibi mesela. Onun haricinde derin kar, kum var. Bu da kar yağdığında tabii kar lastiğiniz yoksa bunun çok faydası olacağını ben düşünmüyorum. Tabii bir de bu arabalar şey değil arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yani SUV ama böyle hani alayım tabii canım, dağda bayırda yani gezeyim değil. Şey, belli bir yere kadar kurtarır ama yani öyle çok Eko da ve normal var bir de son olarak. Burada yine klasik olarak bastığımızda kadran madran değişiyor. Özellikle mesela kuma geçtiğinizde bir tarafta kum efekti vermişler böyle. Kum ve kar, diğer tarafta kar efekti vermişler. Eko'da her zamanki gibi yeşil oluyor. Kırmızı da Sport'ta da geçtiğimizde de kırmızı oluyor. Onun haricinde
fonksiyonel bir direksiyonumuz var. Bu direksiyon üzerinden hemen hemen her şeyi kontrol edebiliyoruz zaten. Müzik geçişlerinden tutun da şu ön ekranda görmek istediğiniz bilgilere tüm detaylara kadar bilgilere evet. kadar bu konsolumuz üzerinden değiştirebiliyoruz. Güvenlik tarafında bir hali dolu bir otomobil bir aslında. Mesela çarpışma önleyicisi var. Bunda mesafeyi vesaire ayarlayabiliyorsun. Çarpışma önleyicisinde frenleme fonksiyonu da var. Hı hı. Bunu ister aktif ediyorsun, ister deaktif ediyorsun. Bir de mesela şerit takip sisteminde de şeritten çıktığın zaman alarm ve güvenlik ya yardım diye bir opsiyon da var orada. Yardımı eğer etkinleştirirsen sen şöyle şeritten çıkarken direksiyon bu tarafa doğru çeviriyor kendini. Evet. Yani biraz sert çevirmen lazım şeritten çıkabilmen için. Veya sinyal veriyor olman lazım. Aslında aynen bence öyle. Çok güzel bir teknoloji de bizim Türkiye'deki ya bazı güzel şoförler... Güzel bir teknolojide şöyle bir şey var. Direkt hani bazen direkt geçiş yapacağın için şöyle mesela hemen sinyal vermeden de geçiş yapacağın nokta olabilir. Orada biraz böyle tutuyor direksiyon senin elini. Evet. Ben onu kapattım mesela direkt. Kapatabiliyorsun. Yani evet, kapattım. Hani şeritten çıkarken titresin, beni uyarsın. Bu benim için yeterli. Onun haricinde... Ön panelde benim hoşuma giden bir diğer olay da şu head-up display. Belli en temel azından, bilgiler gösteriyor. Aynen öyle. Sürekli ekrana bak. Ya zaten bu ekranda sürekli bakacağın şey nedir senin? Hızındır. Evet. Ayrıca buraya şeyi de eklemişler. Trafik işaretlerini de eklemişler. Okuyabiliyor. Onlar da çıkıyor. Ayrıca etkinleştirdiğin zaman şerit takip sistemindeki mesela şeritten çıktığında adaptif, da yolun gösteriyor. İki beyaz çizgi olarak birisi kırmızı oluyor mesela çıkmaya çalıştığın taraf. Onun haricinde şu anda mesela önümde araç olduğu için bunun da yine mesafesini ayarlayabiliyorsun. En hassas mesafeye getirdiğinde çarpışma önleyeceği. Head-up display'de araba işareti çıkıyor. Yani önünde bir araba var diyor. Ve yol sarı olduğunda şu anda mesela benim önündeki araçta yol beyaz. Biraz basayım şöyle. Sarı oldu mesela. Çarpışmaya. Dikkat et diyor yani. Çarpışabilirsin diyor birazcık. Evet. Bu biraz daha basınca kırmızı oluyor. Biraz daha basınca çarpışma işareti çıkıyor böyle. Bir de ben şeyden bahsedeyim. Şey çok iyi çalışıyor bu arada. Adaptif Cruise Control. Evet. Hatta şimdi düz bir yola çıkalım. Bence onu bir deneyelim. Sizin yerinize gaza basıyor, frene basıyor. Öndeki araçtaki mesafeyi tutturuyor. Fakat tabii İstanbul trafiğinde birazcık şöyle sıkıntı. Ya ben dün araya... biraz... aynen tam onu diyecektim. Adaptif Cruise Control deneyeyim dedim. Gidiyorum böyle. Lak diye adam bir girdi araya. Araç onu şöyle bir salladı bizi. Evet. Dedim ha tamam bunu çıkartalım devreden. Emanet araba. İşte İstanbul'da sorun yok. Normal düzlük. İstanbul haricinde başka bir yerde kullanılabilir. Güzel belki. Bir trafikte aslında çok güzel bir teknoloji. Arabayı bırakıyorsun kendi gidiyor. Ve çok başarılı çalışıyor. Ben bunu Puma'da da test etmiştik biliyorsun. Burada çok iyi çalışıyor. Ve ben hani artık bence otomobillerde standart olması gereken bir özellik olarak görüyorum. Özellikle uzun yolda mesela koy abi. Ya uzun araba. Yolda güzel de işte ne bileyim bu İstanbul trafiğinde bana çok evet. kullanışlı gelmiyor işin açıkçası. Ya dedim ya dün hani bir kullanalım dedik. İki rahat edelim. İki elimizi kolumuzu bırakalım dedik. Ayağımızı pedallardan çekelim dedik. Lak diye biri giriveriyor yani. Şu arada hani 1,5 arabalık mesafe bırakıyor zaten o. İşte, evet. O mesafeye de giriyorlar zaten. Onun da mesafesini ayarlayabiliyorsun bu arada. Yani yakın olsun uzak olsun diye ama ayarlayabiliyorsun gibi, ama yine de yarım metreye gelmiyor yani. Yine canım. Bir güvenli takip yani mesafesi araba, var. Onu ayarlıyor. Bir araba girecek kadar bir mesafeyi ayarlıyor. O da bence tabii bizim Türk insanı hemen. Bir araba girecekse tamam bizim Türk insanı girer oraya zaten. Yani. Kaçırmaz o arayı. Çünkü bunun sen de sabit hızla gittiğin için adam lak diye giriveriyor. Bunun için ben şey özelliği çok beğendim. Mesela o işte senin sürücü tarafında tuşlarda var. Görmüşsündür belki. Çocuk kilidini içeriden ayarlayabiliyorsun. Evet. O çok güzel o. Çocuk kilidi ve aynı içeriden şey, ayarlanabiliyor. Şeylerin camların işte açılmasını kapanmasını vesairesini de ayarlayabiliyorsun. Böyle bir güzel özellik koymuşlar. Çocuk kilidini direkt içeriden yapıştırıyorsun. Bu arada anahtara da değinelim daha doğrusu. Biraz büyük ya. Biraz kart, değil bayağı büyük. Kart mart olması lazım artık bunun ya bence. Ya yani, ben de o fikirdeyim açıkçası. Hani şöyle açılıyor bu arada onu da göstermiş olalım. Kart daha başarılı olabilirdi. Yani daha güzel olabilirdi. Benzerlerinde kart var. Yani kart sistem daha iyi. Bu arada bagaj kapağı orada anahtardan da açılabiliyor. İki evet. kere bastığın zaman tık otomatik açılıyor. Ya da ayağını gösterdiğin zaman hızlı bir şekilde. Osman buradan geçelim bence çünkü burada açılıyor. Adam dörtlüleri yakmış. Ya gidiyor da. Ne bileyim orada dörtlüleri yakınca biz de şey yaptık şaşırdık yani. Anahtar da açılıyor dedin o yarım kaldı. Tamam. Ayağını gösterdiğin zaman da açılıyor. Onun haricinde tuşa bastığın zaman da kapanıyor. Şurada bir bagaj kapağı işareti var. Ona bastığında yine açılıyor otomatik olarak. Evet. Yani Ford bu araçta düşün günümüzdeki böyle teknolojiden hemen hepsini koymuş. Yani ben şöyle düşünüyorum bu araçta ne yok diye.
Aklıma bir şey gelmiyor. Seni yani, geliyor mu abi? Gelmiyor işte. Yani. Ön koltuk ısıtma var, arka koltuk ısıtma var. Direksiyon ısıtma var. Koltuk soğutma falan yok. O da bence hani ne bileyim çok böyle elzem bir olay değil. Ve çok bir arabada da yok bu arada. Aynen öyle. Onun haricinde düşünüyorum. Bir şey de gelmiyor. Bir şey kalmıyor. Yok, bir şey yok. Yani doldurmuş ama fiyatını da biraz evet, şimdi abartmış. Fiyattan bahsedelim şimdi. Gelinin fasulyenin faydasına. Fiyatlar şöyle. 2020 modeller ve 2021 modeller şu anda aynı anda satışta. Biz en azından şu anda bu 2020 videoyu, model. Bu videoyu çektiğimizde. Bu 2020 model ama evet. 2021'den de ve 2020'den de bahsedeceğim ben. 344 bin liradan başlıyor 2020 model için fiyatlar. 2021'de birazcık oynuyor. Hani 10 bin lira falan fark ediyor. O da yıldan dolayı muhtemelen. Bu paketin o ek donanımlar olmayan hali 460 bin lira. Evet. Çünkü bunda cam tavan da var şimdi mesela. Gayet güzel açılan hepsi var canım. Cam tavanımız bütün var vesaire. Paketleri koymuşlar buna. Evet. Onları da eklersek 500 bin liraya yaklaşan bir fiyat oluyor. Yani şu anda bizim bu kullandığımız araç arkadaşlar 500 bin Türk lirası etiket fiyatına sahip. Bence bu fiyat biraz yüksek gibi i̇şte geliyor. İşte şimdi bu hep oraya geliyoruz Osman. Yani hani Kuga pahalı diyoruz da örnek veriyorum bu segmentteki diğer arabalarda bu fiyatta. Artık yani bu kadar doldurduğun zaman bu fiyatlara geliyor. Geliyor hepsi geliyor. Hani istisnasız geliyor öyle söyleyeyim. Ucuz otomobilde. Artık kalmadı. Bu vergilerden dolayı bu fiyatlar. Yani B segmentler bile 380-400 evet. küsür liralardan evet. işte geçen incelediğimiz evet. Captur mesela. Captur 400-380 bin liraydı. Puma'yı inceledik o da yani o kadardı. 380 ne bileyim ona verene kadar 100 daha verip Kuga'yı alır mıyım ben? Yani eğer 380 bin lira verecek olsam ona onu alacağım ama bunu alırım çok evet. daha iyi yani bence. Hani otomobilde bence artık hani pahalı demek değil o vergiler düşmediği sürece fiyatlar böyle olacak. İnşallah yani vergilerinde çok düşer. Ben böyle kısa süre içerisinde değil, önümüzdeki bayağı bir uzun süre içerisinde de düşeceğini beklemiyorum. Dürüst olalım şimdi o konuda da. Ya şöyle bir örnek vereyim. Şimdi ben 460 bin dedim ama şimdi oraya hiç girmedik. Ona da girelim istersen. Bu aracın o videonun başında da söyledik ya bir sürümü de var. Elektrik motoru olan. Hani ya bir, o zaten tam bir, fail ben onu anlamadım. 1.1 milyon TL'ye satılıyor. Yani yani hibrit motor herhalde. Onun başka bir özelliği de yok. Tabii elektrikli motoru var evet. Hem elektrik var hem benzinli var. Kar etmek için de bir 500 bin fazla vermek. Yani evet az yakacağım. Kar edeceğim diye. Evet az yakacağım diye de o kadar para. Evet, ya şimdi şöyle bir saçmalık var onda. Dün seninle de konuştuk. ACQ var mesela Mercedes'in elektrikli. O da 1.1 milyon. Yani ama %100 elektrikli o. Bir de Mercedes. Evet bir hani Mercedes. Ne bileyim bunu onu alacağıma full elektrikli Mercedes SUV alırım yani. Evet. Daha o biraz makul ne bileyim, Ford onu herhalde satmasın diye öyle bir fiyat koydu. Yoksa ya şimdi Ford başka şöyle, bir şey gelmiyor aklıma yani. Şunun müjdesini verelim. Bize onların kuryer modeli var biliyorsun. Onun evet. da böyle bir PHEV diye geçiyor bunlar. Hem elektrikli hem benzinli motor olan bir sürümü gelecek. Ford orada bir geliştirme yapıyor. Anladığım kadarıyla bu %100 elektrikli araçlarda doğru bir geçiş olacak ya. Bunlar ilk adımları. Ama hani 1.1 milyon verip de bunun elektrikli aynı zamanda elektrik motoru olanını alınır mı? O çok tartışılır bir konu yani bence. Ya bence tartışmaya hiç gerek yok. O yüzden öyle bir... Boşu boşuna tartışmayalım. Evet, bak bu 500 bin lira dedik yani evet. Rakipleri o kadar falan bu. Filan. Heh, yani, evet. Artık C segment SU dediğimizde ve böyle bir donanım istediğimizde vereceğiz bu fiyatları para bu. Vermek zorundayız. Ama nedir hani bazı donanımlar çıksa çok mu bir şey kaybederiz? Çok bir şey kaybetmeyiz. Belki 400 bine iner fiyatı. Biraz daha sadeleştirmeler ya yapılabilir. Ya tabii orada şey var şimdi artık... senin için önemli olan teknoloji değil olur da benim için atıyorum dersin aynen ki sen öyle. Bagaj kapağını ben elle açayım kardeşim falan dersin. İyi tamam o zaman oradan bir atıyorum o 5 bin lira düşer. Örnek veriyorum yani bunları. Başka bir şey olmasın dersin 10 bin lira düşer. Dediğin gibi o hani 460 olmaz da 430 olur filan ama başka markadan da sen böyle bir araba almaya kalksan o parayı veriyorsun. Da onlar da 200 bin lira değil yani. Ya burada tamamen artık kullanıcı tercihi ön plana çıkmış durumda. Ama dediğimiz gibi biz hep bunu söyledik. Otomobil fiyatları Türkiye'de artık içinden çıkılmaz bir hal almış durumda. Ben açıkçası o fiyatları bilmiyorum yani çok abartılı buluyorum. Evet. Sadece bu otomobil için söylemiyorum. Mesela son dönemde inceleyip de böyle alınabilecek evet bunu tüm herkes alabilir diyebileceğimiz bir otomobil herhalde. Bir tek sadece şey, Duster vardı. Dacia Sandero vardı. Aynen o vardı. Başka ne vardı? Yok yani. Yok. O da 200 bin altında olduğu için fiyat. Evet. Diğerlerine baktık hep 300 bin. Böyle 380 bin, 400 bin. Al bu araba mesela 500 bin. Bine geliyor. Yani boşuna aldığın zaman da şimdi bunu izleyip Kuga almaya karar verdiğin zaman gidip 300 küsür binlik, 340 binden başlıyordun. 380 binden. 340. O versiyonu aldığın zaman diyeceksin hiçbir şey yok onda. Yani
Bu izlediğim otomobil değil. O başka bir şeydi. Ben başka bir otomobil aldım. İzlenimine kapılabilirsin. Çünkü bu ağzına kadar dolu bir otomobil şu anda. Bizim kullandığımız. Tüm ihtiyaçlar düşünülmüş. Yani Ford burada kullanıcıların ne istediğine tam olarak cevap vermiş onu diyebiliriz. Onu koymuş, bunu da vermiş. Her şey var şu anda. Öyle bir paket. Aynen öyle. Hani o yok, bu yok diyemezsin bunda. Her şey var. Ama dediğimiz gibi işte fiyat tarafında biraz düşündürebilir insanları. Ama ben... bu arada yeni kasa olduğunu da belirtelim. Ford'un bir önceki kasasıyla hani kıyasladığımız zaman o fiyatlar hiç değmezdi. Ama yeni kasasına değer, gerçekten çok şık bir görünüm var. Az önce de bahsettik zaten ondan. Çok daha gençleşmiş, çok daha böyle dinamik bir görüntüye sahip. Ben sana şunu söyleyeyim. Ben yani eleştireceğim taraf benim. Bu kişisel bir yorum bu arada. Hani şey değil. Genel olarak kabul etmeyin bunu. Biraz bana şey yatırım geldi. Yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi değildir aynen. Birazcık böyle karanlık geldiği için. Biraz daha böyle hani renklendirilebilir, incik cincik bir şeyler. Mesela Puma gibi, hani Puma gibi olsun da beklemiyorum ama bir tık daha böyle sanki renkli olabilirdi. Bana çok koyu ve karanlık geldi. Ben seviyorum bu tarz arabaları. Tabii işte dedim yani, zevk meselesi evet, bu. Zevk meselesi. Zevk meselesi bu tamamen. Onu zaten söylüyorum yani. Yani onun... Sen de zevksizsin Özgür Çetin. Canın sağ olsun be Osman. Yok ya işte piyano bileği koymuş adam. Daha ne, daha ne yapsın? Ya. Kırmızı mı yapsın diyorsun? Yani. Bak dikişler de var kırmızı kırmızı. Bence güzel. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ford Kuga'nın tüm özelliklerini anlatmaya çalıştık. Osman genel olarak beğendi, fiyatına takılmazsak değil mi? Yanlış ya ben çok beğendim. Bak evet. Beğendi değil, çok beğendi. Çok beğendi. Ha. Ama alabileceğimiz bir araba mı? Dürüst değil. Olalım değil. Değil. Evet. Hatta dün hanım diyordu ya biz de alsak, ben dedim bir 10 sene sonra alırız. İkinci yere düşüp biraz da böyle fiyatlar normale düştüğünde. Ya benim eşim de kullandı bu arabayı kısa bir süre. O da dedi ki çok büyük geldi ona. O çok öyle büyük araba sevmiyor, benim gibi o da biraz. Hani ben dediğim gibi tasarım biraz böyle bana şey geldi, karanlık geldi ama o tamamıyla kişisel bir şey. Sen çok beğenmişsin mesela, ben tasarımını şey, yoksa arabada hani eleştirilecek bir taraf yok yani, hani fiyat dışında. O da Ford'un sorunu değil, bütün sektörün genel sorunu bu şu anda ne yazık ki. O yüzden hani fikirlerimizi, düşüncelerimizi paylaştık. Sizin de konuyla ilgili görüşleriniz varsa videonun altında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Ama değilseniz abone olmayı unutmayın. Bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.